İkinci dereceden denklemin kök bulma formülünü kullanarak, hani şu diskriminantlı olan, eksi x kare artı 8x eşittir, bir denklemini çözelim. Şimdi, bu formülü kullanmak için ya da a'larımızın, b'lerimizin ve c'lerimizin değerlerini hızlıca bulabilmek için denklemimiz ax kare... Artı bx artı c eşittir 0 biçiminde olmalı değil mi? Sonra da eğer a, b ve c'nin değerlerini bilirsek bu denklemin köklerini bulmak için gereken formülün şu olduğunu hemen söyleyebiliriz. Neydi? X eşittir eksi b artı veya eksi karekök içinde b kare eksi 4ac bölü 2a. Evet. Şimdi ilk yapmamız gereken şey buradaki denklemimizi bu forma sokmak denklemimizin bir tarafında eksi x kare artı 8x var. Bunlar buradaki ilk iki terim gibi görünüyor ama sabit terimimiz diğer tarafta. Şimdi bu sabitimizi sol tarafa alalım ve sağ tarafta da böylece sıfırı yalnız bırakmış olalım. Öyleyse denklemin her iki tarafından da bir çıkaralım. Denklemin sol tarafı şöyle olacak. Eksi x kare artı 8x eksi 1 ve sağ taraf ise 1 eksi 1 yani 0 olacak. İşte şimdi istediğimiz forma girdik. Elimizde a x kare var. a eksi 1 oluyor değil mi? Şuraya yazayım a eşittir eksi 1. Evet a eksi 1. Orada gizli bir 1 var. Eğer isterseniz buraya 1 koyabilirsiniz. Eksi 1 eksi x kare eksi 1 çarpı x kare ile aynı şey oluyor. Evet, b eşittir 8. b eşittir 8. Evet, işte buradaki 8. Ve c de eksi 1 oluyor. İşte buradaki eksi 1. Artık ikinci dereceden denklemin kök bulma formülünü uygulayabiliriz. Bu denklemin kökleri şöyle olmalı. x eşittir eksi b, yani eksi 8. Artı ya da eksi artı ya da eksi karekök içinde b'nin karesi yani 8'in karesi evet 8'in karesi eksi 4ac eksi yeşil renkle yapalım eksi 4 yeşil renkler formülün bir parçası renkli kısımlar ise formüle yerleştirdiğimiz şeyler evet eksi 4 çarpı a bu da eksi 1 oluyor çarpı eksi 1 çarpı c ve bu da yine eksi 1 oluyor ve tüm bu ifade bölü şu karekökünü biraz uzatayım. Tüm bu ifade bölü 2a. a'nın da eksi 1 olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi bunu daha sade bir hale getirelim. Eksi 8 artı ya da eksi karekök içinde 8'in karesi yani 64 ve sonra eksi 1 çarpı eksi 1 ki bunlar da birbirini götürür ve bu 1 anlamına gelir. Yani 64 eksi 4 işte buradaki 4 tüm bu ifade bölü eksi 2. Eksi 8 artı ya da eksi karekök içinde 60 bölü eksi 2. O halde buradaki ifadeyi, bu köklü ifadeyi biraz daha sade hale getirebilir miyiz? Ona bakalım. Bakalım 60 eşittir 2 çarpı 30. 30 eşittir 2 çarpı 15. Sonra da 15 eşittir 3 çarpı 5. Ve işte elimizde bir tam kare var. Burada 2 çarpı 2 var. 2 çarpı 2 çarpı 15 ya da 4 çarpı 15 olur. Şöyle yazabiliriz. 60'ın karekökü eşittir. 4'ün karekökü çarpı 15'in karekökü. Öyle değil mi? Karekök 4 çarpı karekök 15. İşte 60 bu oluyor. 4 kere 15. O zaman bu da eşittir. 4'ün karekökü yani 2 çarpı kök 15. Bu durumda buradaki ifadeyi artık şu şekilde yazabiliriz. Evet. Eksi 8 artı ya da eksi. Evet. 2 çarpı kök 15. Evet. Bölü eksi 2. Şimdi buradaki her iki terim de hem 2'ye hem de eksi 2'ye bölünebilir. O halde haydi bölelim. Eksi 8'i eksi 2'ye bölüyoruz ve bu da 4 demektir. Şuraya yazalım. Eksi 8 bölü eksi 2 eşittir. Artı 4. Ve şimdi elimizde bu tuhaf şey var. Artı ya da eksi 2 bölü eksi 2. Aslında burada elimizde 2 ifade var. Eğer burayı artı 2 alırsak ve eksi 2'ye bölersek sonuç eksi 1 olacak. Ya da burayı eksi 2 alırsak ve eksi 2'ye bölersek elimizde artı 1 olacak. Yani artı ya da eksi yerine eksi ya da artı e, gelecek değil mi? Böyle olacak. Evet. İkisi de gerçekten aynı şey aslında, öyle değil mi? Şu anda gerçekten de eksi ya da artı eğer artı olsaydı. Şimdi eksi olacaktı, eğer eksi olsaydı, şu anda artı olacaktı. Eksi ya da artı 2 çarpı 15'in karekökü. Evet 2 çarpı 15'in karekökü ya da başka bir bakış açısıyla. Buradaki iki sonuç şöyle diyor. 4 eksi 2 çarpı kök 15 ve 4 artı, 2 çarpı kök 15. Her ikisi de bu denklemi sağlayan x değerleri. Eğer artı eksiyi eksi artıya dönüştürmem kafanızı karıştırdıysa, şurayı biraz genişleteyim. Buradaki ifadeyi işte burayı iki ifade olarak yazabilirim. Aslında eksi ya da artı işte bu oluyor. Şöyle ki elimizde eksi 8 artı eksi 8 artı. 2 kök 15 bölü eksi 2 var ve bir de eksi 8 eksi 2 kök 15 bölü eksi 2 var. Burayı şöyle sadeleştirebiliriz. Eksi 8 bölü eksi 2 yani 4. Burası 2 bölü eksi 2 yani eksi 1. 4 eksi kök 15. Ve burada da eksi 8 bölü eksi 2 yani 4. Ve eksi 2 bölü eksi 2 var. Bu da artı kök 15. Şu anda yukarıda bir hata yapmış olduğumu da fark ettim. Eğer 2'yi eksi 2'ye bölüyorsak, burada da bu 2'nin olmaması gerekiyor. Burası sadece artı ya da eksi kök 15 olmalı değil mi? Bunu az önce burada yaptığımızda görmüştük. O halde burası da eksi 15'in karekökü ve burası da artı 15'in karekökü. Şimdi denklemimizin iki kökü x eşittir 4 eksi kök 15 ve x eşittir 4 artı kök 15. Bu x değerlerinin her ikisi de bu ilk baştaki ikinci dereceden denklemi sağlayacaktır.